boşlukları dolduralım bakalım. Su kirliliği neye yol açıyordu? Dizenteri gibi hastalıklara yol açıyordu, değil mi? Canlıların yaşamları boyunca barınıp yaşadıkları ortama ne diyorduk? Çevre diyorduk. Çevrenin tanımını yapmışlar burada. Evet, ülkemize özgü canlıya örnek verecek olursak kim vardı orada? Denizli horozu vardı. Evet. Daha sonra aniden meydana gelen yer sarsıntısına ne diyorduk arkadaşlar? Deprem. Ülkemizde aktif ne yok? Tabii ki yanardağ yok. Evet, bir de buradaki tanımlara bakalım. Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin yeryüzünün sarsma olayı kim? Deprem. Eğimli araziler deyince aklımıza hemen kim gelecek? Heyelan. Ama bakalım yağmur ve kar erimesinden sonra toprağın alt tabakalarının gevşemesi sonucu üst tabakanın yerinden oynayarak hareket etmesine heyelan diyoruz. Ani ve kuvvetli yağmur yağması ve karın erimesi deyince aklımıza kim geliyor? Hemen sel geliyor. Yer altındaki magmanın yanardağlardan püskürerek yeryüzüne çıkması ise volkanik patlama. Hızları saatte 120 kilometre ve daha fazla olabilen kuvvetli rüzgarlara ise kasırga diyoruz. Gelelim üçüncü soruya. Aslı Fen Bilimleri dersinde Türkiye'de yaşayan ya da yaşamış bazı canlılara ait kartlar hazırlıyor. Bu kartların ön yüzüne canlının adını, arka yüzüne ise nesli tükendi, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya ve nesli devam ediyor gibi bilgiler yerleştiriyor. Bizden istenilen ise hangi kartın arka yüzüne nesli tükenmek tehlikesiyle karşı karşıya ifadesini bulmak. Hangisi yazıyorsa onu bulacağız arkadaşlar. Bakıyorum kelaynak ülkemizde olan ama nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir hayvan. Dolayısıyla ilk şıkta bunun cevabını buluyoruz. Kangal köpeğini biliyorsunuz nesli devam ediyor. Kafkas bizonunu da devam ediyormuş. Asya fili bir ara tehlikeye girmişti ama onun da devam ediyor arkadaşlar. Dördüncü soruya geçelim. Öğretmen Türkiye'de yetişen bazı bitki örneklerini sınıfa getiriyor. Üç tane bitki örneği var. Biyoçeşitlilikle ilgili hangi bilgi verilmemiştir diye soruluyor. Öğretmenin verdiği bilgiye bakalım hemen. Çocuklar, bu bitkiler bahçemde yetişiyor. Ben bazı yemeklerimde bu bitkileri kullanıyorum. Birçok ilacın yapımında bu bitkilerden yararlanılabilir. Ayrıca başka birçok canlının da besin ihtiyacı bu bitkilerden karşılanabilir. Şimdi A şıkkına baktığımda biyolojik çeşitliliğin sağlık üzerinde etkisi vardır. Evet, ilaç yapımında kullanıldığı için bu doğru bir şıktır. Biyolojik çeşitlilik doğal dengeyi korur. Evet, çünkü başka birçok canlının da besin ihtiyacı bu bitkilerdir. Eğer bu bitkiler olmazsa o canlılar da olmaz, değil mi? Bu da doğru. C şıkkına geldiğimizde doğal afetler sonucu biyolojik çeşitlilik azalır demiş. Doğal afetlerle ilgili hiçbir şeyden öğretmenimiz bahsetmemiş. Cevabımız C. Beşinci soruya geldiğimizde burada verilen 3 ifade var. Hangilerinin doğru olduğu soruluyor. Yukarıdaki açıklamamızı okuyalım ilk önce. Bir çiftçi dünyada sadece o bölgede bulunan yılan türünü tarlasında istemediği için öldürmüştür. Bir süre sonra çiftçinin tarlasındaki fare sayısı ise artmıştır. Bu durumla ilgili olarak çiftçi biyolojik çeşitliliğe zarar vermiştir. Kesinlikle zarar vermiştir. Çünkü yılanı öldürdüğü için farelerin sayısı artmıştır. İki, çiftçi doğal dengeyi korumuştur. Asla öyle bir durum yok. Yanlış. Üç, yılanlar farelerle besleniyor olabilir. Evet arkadaşlar, yılanlar fareleri yiyerek besleniyor ki farelerin sayısı normalmiş. Yılanlar ortadan kaybolunca farelerin sayısı artmış. Cevabımız 1 ve 3. Altıncı soruya geldiğimizde K, L ve M bölgelerinde yaşayan canlı türleri tabloda verilmiş. Biyolojik çeşitlilik bakımından zengin olandan fakir olana doğru sıralama istenmiş. Biyolojik çeşitlilik bakımından zengin olan en fazla canlı çeşidini bulunduran
bölgedir değil mi? Şöyle baktığımda en çok canlı kimde var? Tabii ki L bölgesinde var. Daha sonra M bölgesinde, daha sonra da K bölgesinde vardır. Cevabımız Bursa. Yedinci soruya geldik. Bir mısır tarlasında zararlı bir böcek ortaya çıkıyor. Çiftçiler zararlı böceği öldürmek adına uzun süre bir tarım ilacı kullanıyorlar. Süreç sonunda bölgede bazı sorunlar ortaya çıkıyor. Bu sorunlar aşağıdakilerden hangisi olamaz? A şıkkına bakıyorum. İlaçlar yeraltı sularına karışmış olabilir. Evet, diğer canlılarda da sorun çıkarmış olabilir. Mısırın besin değeri artmış olabilir. Böyle bir durumdan bahsetmiyor. Bu olamaz değil mi? Yine de diğer şıklarımızı da okuyalım. Zararlı ilaçlar mısır yoluyla diğer canlılara geçmiş olabilir. Evet, yapılan ilaçlar topraktan mısıra geçmiş. Mısırı tüketen canlılar ise ölmüş olabilir. İlaçlar başka canlıların ölümüne sebep olmuş olabilir. O da zaten ortada. Zararlı böceklerden başka diğer canlılar da öldüğü söyleniyor. Bundan dolayı cevabımız Bursa. Sekizinci soruya geliyoruz. Bir ülkede fosil yakıt kullanımı azalırsa, ülkede aşağıdaki değişimlerden hangisinin olması beklenmez? Hava kirliliğine bağlı hastalıklar azalır. Bu aslında arkadaşlar olumlu bir şey. Fosil yakıtlar hava kirliliği de yapıyordu değil mi? O yüzden A beklenir. Asit yağmuru oluşma riski artar. Hayır, aksine hava kirliliği azalacağı için asit yağmuru oluşma riski azalır. Cevabımız Bursa. Diğer şıklarımıza baktığımızda hava kirliliği azalır, doğru. Sel etkisi azalır, doğru. Dokuzuncu soruya geldiğimizde bir ekosistemin 15 yıl önceki hali ve bugünkü hali şekilde gösterilmiş. 15 yıl önceki halinde bir sürü bitki var, hayvan var, çeşit çeşit su var, tertemiz bir hava var. Farkındaysanız arkadaşlar, 15 yıl sonra insanlar ev yapmış, böyle kat kat siteler inşa etmiş ve yeşillikler kurumuş, su kirlenmiş, hayvanlar ölmüş ve etrafta bir sürü çöp var değil mi? 15 yıl önceki hali ne kadar güzel. Ekosistemde meydana gelen bu değişimde faktörlerinden hangilerinin etkisi olmuştur diye soruluyor. Çevre kirliliğinin olmuş mudur? Elbette olmuştur. Hızlı nüfus artışı bu sorunla ilgili midir? Evet, çünkü hızlı nüfus artışı olmazsa binalar yapılmazdı değil mi? Oturulacak yerlere ihtiyaç duyulmazdı. Plansız kentleşme, evet bu da olabilir. Birisinin sağ tarafa, birisinin sol tarafa, yani böyle suyun yanına yapılmış ve bu çevre kirliliğiyle taçlandırılmış. Yani kötü bir değişime uğramış. Cevabımız Denizli. 10. Bir bölgenin 20 yıl önceki haliyle bugünkü hal şekilde gösterilmiştir. 20 yıl önceki hali yine çok müthiş. Yeşillik, sular, kuşlar, böcekler, çok güzel doğa değil mi arkadaşlar? Ama bugünkü halinde ise su çekilmiş, yeşillikler, ağaçlar sökülmüş, atılmış. Yerine ne yapılmış? Binalar yapılmış. Bu şehirde biyolojik çeşitliliğin azalmasında verilenlerden hangilerinin kesinlikle etkisi vardır diyor. Bölgeden geçen akarsuda 20 yıl önce balık avlanabilirken şimdi hiçbir balık türü yaşamıyor. Bölgede 20 yıl önce 100 değişik kuş türü varken şimdi sadece 2 tür kuş yaşıyor. O zaman biyoçeşitlilik azalmış değil mi arkadaşlar? Bakalım hangisinin kesinlikle etkisi var? Aşırı nüfus artışı var mı? Elbette var, çünkü bir sürü bina yapılmış. Doğal yaşam alanlarının azalması, evet kuşların ve balık türlerinin doğal yaşam alanı azalmış, hatta bitmiş. Su mesela bitmiş değil mi? Bundan dolayı biyoçeşitlilik azalmış. Doğal afetler demiş. Hayır, doğal afetlerle ilgili hiçbir bilgi yok. Şöyle baktığımızda insandan kaynaklı afetler söz konusu. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2. 11. soruya geldiğimizde grafikler incelenildiğinde aşağıdaki yorumlardan hangisi doğru olur?
Atmosferdeki sera gazları tarafından güneş ışınlarının tutulmasına sera etkisi denir. Atmosferdeki sera gazı miktarının ve hava sıcaklığının yıllara göre değişimi grafiklerde gösterilmiştir. Grafikleri incelediğimde sera gazı miktarı 2001 yılından 2009 yılına kadar artmış değil mi? Sürekli artmış. Sıcaklık ise 2001 yılından 2009 yılına kadar artmış. Şimdi yorumlara bakalım, ışıklardaki yorumlara. Hangisi doğru olur diyor. Sera gazı miktarı ile hava sıcaklığı arasında ilişki yoktur. Hayır. Sıcaklık arttıkça sera gazı miktarı artmış. Sera gazı miktarı arttıkça sıcaklık artmıştır. Yani bir ilişki muhakkak vardır. A şıkkını eliyoruz. B şıkkına baktığımızda sera gazı miktarının artması hava sıcaklığının artmasını sağlar. Tabii ki aradığımız şık bu arkadaşlar, cevabımız Bursa. Yine de C ve D'ye bakalım. C şıkkında sera gazı miktarı artarken hava sıcaklığı bazen artar, bazen azalır diyor. İki grafiğe de baktığımda hiçbir şekilde azalma olmamış. Aksine sürekli bir artış gözlemlenmiştir. D şıkkına baktığımda hava sıcaklığının artması sera gazı miktarının artmasını sağlar demiş. Bilemeyiz ki, belki sera gazının artması hava sıcaklığının artmasına sebep olur. Yani buradaki en doğru cevap B şıkkıdır. 12. soru. Alp ve Naz kendi aralarında konuşuyor. Alp, bilinçsizce avlanan insanlara çok kızıyorum. Dünyamızdaki biyoçeşitliliği tehdit ediyorlar. Naz, bence sen de dünyamızdaki biyoçeşitliliği tehdit ediyorsun. Alp, neden böyle düşünüyorsun? Naz, az önce yediğin çikolatanın kabını denize attın, çevreyi kirlettin. Çevre kirliliği de biyoçeşitliliği tehdit eder. Bu konuşmadan aşağıdaki hangi sonuca ulaşılamaz? A şıkkı, Naz yeterli çevre bilincine sahiptir. Doğru. Çevre kirliliği, biyoçeşitliliği olumsuz etkiler. Doğru. Biyoçeşitliliği korumak hepimizin görevidir. Doğru. Bilinçsiz otlatma çevre sorunudur. Evet, bu bir çevre sorunudur ama konuşmayla hiçbir alakası yoktur. Cevabımız Denizli. 13. soruya baktığımda, bu bölgede öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisi zarar görür diyor. Burası bir ormanlık alan ama yerde bir sürü çöp var. Yere çöp atılmış. O zaman ilk zarar gören kim olacak? Toprak olacak. 14. soruya geldiğimde bir boşluk doldurma sorusu arkadaşlar. Yıkıcı doğa olaylarından nokta nokta okyanuslar üzerinde oluşur. Okyanusa kıyısı olmayan ülkelerde nokta nokta görülmez. Okyanuslar üzerinde oluşan kimdi? Kasırgaydı. Cevap Bursa. Bir yerel yönetim bölgede sıkça gerçekleşen yıkıcı bir doğal olayını önlemek için eğimli bölgelere istinat duvarları yapmaktadır. İstinat duvarını görür görmez kim gelecekti aklımıza? Heyelan gelecekti. Bu bölgede sıkça gerçekleşen yıkıcı doğa olayı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Cevabımız Ceyhan. 16. soruya bakıyorum. Bir doğal afetin 4 özelliği vardır. 1. Doğal yollarla ortaya çıkması. 2. Can ve mal kaybına neden olması. 3. Çok kısa zamanda meydana gelmesi. 4. Başladıktan sonra insanlar tarafından engellenememesi. Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisine doğal afet denmesi uygun olmaz? Bakıyoruz arkadaşlar, yangın insan eliyle olur mu? Evet, olur. Ama deprem, kasırga ve sel insanlardan dolayı olmaz. Bir doğal afettir değil mi arkadaşlar? Cevabımız Adana. 17. Öğretmen sınıfa numaralandırılmış şekildeki posterleri getiriyor. İlkini sel gördüğümüz üzere, ikincisi çığ, üçüncüsü kasırga, dördüncüsü ise ne arkadaşlar? Deprem. Öğretmen demiş ki, yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimler yeryüzünü sarsar. Öğretmen bu ifadesini desteklemek için hangi posteri kullanmalıdır? Tabii ki dördüncü posteri, yani depremi kullanmalıdır. Geldik 18. soruya. Barış'ın deprem çantasına koyduğu bazı eşyalar numaralandırılarak aşağıda verilmiştir. Bu eşyalardan hangisinin çantaya koyulmasındaki öncelikli amaç kurtarma ekiplerinin depremzedeye ulaşmasını kolaylaştırmaya yöneliktir. El feneri ve düdük değil mi arkadaşlar? Eğer enkaz altında kaldıysak ve zarar görmediysek, ışık tutarak veya düdüğü üfleyerek nerede olduğumuzu
rahatça belirtebiliriz. Cevabımız Denizli. Son sorumuza geliyoruz. Bir şehirde yerel yönetimi sürekli meydana gelen yıkıcı bir doğa olayının zararlarını azaltmaya yönelik aşağıdaki kararları alıyor. Birinci karar, dere yatağında yer alan evler boşaltılıp halk daha güvenli bir bölgeye taşınacak. İkinci karar, dere yatağının olduğu bölge ağaçlandırılacak. Bu şehirde sürekli meydana gelen yıkıcı doğa olayı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Dere yatağı dediğine göre burayı sel alıyor demek ki arkadaşlar. Dere yataklarına da ev yapılmaz çünkü tehlike altında olur o yerleşim alanları. Ondan dolayı cevabımız Denizli. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.